Değerli izleyiciler, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'un başbakan olması halinde İngiltere'deki göçmenleri Ruanda'dan sonra Türkiye'ye göndermek için görüşmelerde bulunacağı iddia edildi. İngiliz basınına yansıyan o haberlere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından da açıklama var. İngiltere'de başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Listeras'ın sığınmacıların Ruanda'ya gönderileceği programa Türkiye gibi ülkeleri de ekleyerek genişletmeyi planladığı öne sürüldü. O iddia Türkiye'de tepkiyle karşılandı. <laughs> CHP lideri Kılıçdaroğlu İngiltere basınında çıkan göçmen haberlerine tepki gösterdi. Erdoğan bunu yapamaz yaptırmayacağız dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Başbakanı olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun. Erdoğan bunu yapamaz. Yaptırmayacağız. Tras'ın İngiltere'deki göçmenlerin Türkiye'ye gönderme planı yaptığına dair haberleri Dışişleri Bakanlığından da yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz dedi. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusunda uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınırsız muhafızı olmayacak. Üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tunca Özkan da bakanlığın o açıklamasına tepkiliydi. İngiltere Dışişleri Bakanı bu sözü söyleyecek. Sen de usulden yalanlamayla Türk milletini kandırmaya çalışacaksın. Türkiye'yi sığınmacı kampı haline ne karşılığında çeviriyorsunuz? Ruanda'ya yapamadıklarını Türkiye'ye ne karşılığında yapacaklar? Sizin yatacak yeriniz yok. İngiltere ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmen ve mültecileri işlemleri tamamlanıncaya kadar Ruanda'ya gönderme kararı almış. İki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.